Merhabalar hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hasan Ünal. Hocam merak ettiğimiz bir şey var. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerden ne anlamamız lazım? Çok şey. Yani siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden neler anlamamız lazım? Mesela siyaset dediğimiz zaman siyaset aslında bazen şöyle anlaşılıyor. Partiye girmek, partide bir şeyler yapmak, belki ilerleyip başarılı olup milletvekili olmak. Ama bu böyle değil. Yani siyaset aslında bütün toplumun bir şekilde yemek yediği, çay içtiği, kahve içtiği bir mutfağın adı. Hayatımızın neredeyse her bölümü siyasetle ilgili. Rahmetli babam mesela okuma yazma bilmezdi ama şunu derdi oğlum böyle e, sorunları siyasetle çözmek lazım. Yani kavga ederek e, sorun çözülmez derdi. Ben onları yıllar sonra bu işlerle meşgul olmaya başladıkça çok daha değerli buldum, çok daha iyi anladım. Yani siyaset bir defa hepimizin e, hayatını şu veya bu şekilde ilgilendiren bir alan. Yani hiçbirimiz siyasetin etkisinden uzakta olamayız. Mümkünatı yok bunun. Toplum olarak yaşadığımız anda, devlet e, içinde yaşadığımız anda, siyasetle birebir ilgiliyiz. Çünkü belirlenen politikalar, e, politika yapımcıları tarafından ortaya konulan, uygulamaya konulan politikalar her birimizin hayatını şu veya bu şekilde etkiliyor. Bu politikalar illa ne bileyim çok politik alanlarla ilgili olmak zorunda değil. Tarım politikasından hayvancılığa, çevre politikasından ekonomiye, dış politikadan diğer alanlara her yerde hepimizi ilgilendiriyor. Uluslararası ilişkilere gelince bunun önemini giderek daha iyi anlıyoruz. Mesela bir ülkenin eğer dış politikası incelikler, yani dış politikayı şöyle düşünmek lazım, karar alıcılar yani siyasi irade tarafından belirlenen, ama uygulaması böyle ince ayara tabi tutulan ve bürokrasi yoluyla yürütülen bütün toplumu şu veya bu, bu şekilde etkileyen bir alan. Neden? Orada da şöyle. Mesela dış politikada ilişkilerinizin sizin çıkarlarınızı nasıl koruduğuna, çıkarlarınızı nasıl geliştirdiğine, daha fazla çıkar nasıl elde ettiğinize göre toplumda ee, ekonominin gidişatından diğer alanlarda her şekilde etkisini gösterir. Ya da tersine iyi yönetemiyorsanız pek çok sorunu beraberinde getirir. Sürekli zarar edersiniz. Çıkarlarınızdan kayıplara uğrarsınız ve sonuçta öyle bir noktaya gelirsiniz ki dış politikanızı gözden geçirmeniz lazım. Yani demek ki dış politika e, uluslararası ilişkileri de şöyle düşünmek lazım. Dünyadaki e, uluslararası gidişatı hem teorik hem de uygulamalı olarak anlamaya yönelik bir alan. Bizim bölümümüzde bu ikisini birleştirmiş. Bu yönüyle de belki birazdan soracağınız sorunun hocam yani buradan mezun olanlar belki ne yapacak filan diyeceksiniz. Ben o soruyu şöyle sorayım kendi kendimize. <laughs> deyim ki ben mesela 30. yıla yaklaşıyorum neredeyse bu bölümlerde. 1993 yılında başlamıştım. Eh, yani bir şey kalmamış şurada. Ee, Mesela bana sorulduğunda "Hocam bu bölümden mezun olduğumuzda nerede ne yapabiliriz?" ben diyorum ki ben size şöyle cevap vereyim. Ben öğrencilerimi, mezun öğrencilerimi nerelerde görüyorum? Öyle ya bunlar 93'ten beri mezun öğrencim var, mezun olmuş. Her yerde görüyorum. Mesela Ankara'da hocalık yaptığım yıllarda ki kamu kurum, kurumlarının büyük bir bölümü orada olduğu için ya da ana e, kamu kurumlarının en yüksek ee, ...seviyedeki bakanlıklar dahil olmak üzere orada olduğu için. Mesela orada... ...şunu görüyordum, bütün kamu kurumlarında öğrencilerime rastlıyordum. Birçoğu artık yükseldi. Yani daire başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müsteşar muavini vesaire... E, e, ...MİT başkanı... ...anlatabildim mi? Yani e, tutun da böyle e, işte genel kurmayda, istihbarat kurumlarında, güvenlik kurumlarında... Veya bütün bakanlıklarda, Enerji Bakanlığı'ndan e, e, ekonomi bürokrasisine, e, dış ticaret bürokrasisinden e, başka alanlara her yerde kimisi Avrupa Birliği uzmanı olarak, kimisi uz ya da uzman yardımcısı olarak başlayıp, kimisi dış ilişkiler uzman yardımcısı olarak başlayıp yükselmişler. Aday öğrenciler neden Maltepe Üniversitesi'ni seçmeliler? Şimdi ondan önce bu şeyle ilgili olarak bir şey daha söyleyeyim. Kamu kurumlarından örnek vermiştim ya. Aslında özel sektörde de öğrencilerimize peyce var. Özel sektörde bir defa dış ticaret kurumlarında, bankacılık, finans sektöründe, medyada, medyada o kadar öğrencim var ki, eski öğrencim. Yani her alanda bulabiliyoruz öğrencilerimizi. Niye Maltepe'yi seçsinler? Valla bizler buradayız. İyi de eğitim, öğretim veriyoruz. Öğrencilere çok iyi diyalogumuz var dediğim gibi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olarak iki disiplini bir araya getirmiş. Aslında siyaset biliminin içinde bir de kamu yönetimi olduğu için o da var. Bunlara uygun bütün bu bahsettiğim kamu ve özel sektör alanlarında önlerinde geniş bir dünya var. O dünyaya onları entegre edebilmek için biz de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Buyursun gelsinler.